Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada yapılan son değerlendirmelere göre 8 Temmuz'da Zonguldak, Düzce ve Bartın'da yerel olarak şiddetli ve aşırı yağışlı, sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. Bu gece 01 saatlerinden sonra Zonguldak, Düzce ve Bartın'da metrekareye 100 kilogram yağış, 8 Temmuz 2023 Cumartesi sabah saatlerinden itibaren Bolu ve Karabük çevrelerinde metrekareye 21 ila 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor. Pazar günü gece saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen yağışlar öncesinde Düzce Valisi Cevdet Atay Başkanlığı'nda ilgili kurum müdürlerinin de katıldığı bir toplantı yapıldı. Toplantıda can ve mal güvenliğinin sağlanması için gerekli tedbirler görüşülerek ilgili kurumlara gerekli talimatlar verildi. Düzce'nin yaylalarında ve dağlarında şehre özgü olarak yetişen endemik otlardan esinlenerek başlatılan ve bu yıl 7.'si yapılan Düzce Otları Piçe Bereket Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. Şimdi Düzce Otları Bereket Festivali bu sene 7.'si.
artık geleneksel hale geldi, kesinleşti. Bundan önce 6 defa yapılan bu festival Düzce merkezimizde yapılmıştı. Bu sene Sayın Bakanımız Faruk Öz'ün de tavsiyesiyle Konyaalp'e taşıdık. Konyaalp bizim bir markamız. Bunu ön plana çıkartmamız gerektiğini düşünüyorum. İlk defa Konyaalp'te böyle bir etkinlik meydana geliyor. Konserlerimiz de Konyaalp'te yapılacak. Tabii biliyorsunuz oradaki tiyatro alanı kazı alanı olduğu için izin verilmedi. Platformumuzu Konyaalp Meydanı'na kuruyoruz. Yarın saat 10'dan itibaren 3 gün şenliğimiz burada devam ediyor. Etkinliğimizin yarın akşamki bölümünde Ayşe Taş Hanımefendi ve Coşkun Sabah var. Ondan sonraki cumartesi ve pazar akşamları da etkinliğimiz yerel sanatçılarımıza devam edecek. Pazar akşamı bitireceğiz. Sürpriz organizasyonlar olacak mı? O sürprizi söylemiyoruz efendim. Olacak tabii. Olacak. Olacak tabii. Olacaklar. Bu sene biliyorsunuz kortejimize değişiklik olarak da işte Osman Gazi, Orhan Gazi, Konyaalp Bey ve Akçakoca Bey'i temsilen atlarımızı kattık. Her sene üstüne bir şeyler kaptarak daha da şenliğimizi orijinal hale getiriyoruz. Düzce otlarından oluşuyor üzerimdeki kıyafetler. Tike Tanrıçası'nı temsil ediyor. Bereket güzeli. Tasarım yapan arkadaşlarım Ümran Hanım, Zeynep Hanım, ondan sonra Hümeyra Hanım'a çok 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 teşekkürler. Kadın Emeği Merkezi'nde terzilerimiz bunlar. Çok zor ama çok eğlenceli oldu. Düzce Kent Konseyi için her şeye katlanılır. Düzce için her şeye katlanılır. Her şeyi yaparız. Düzce Belediyesi, yerel zenginliklerin tanıtılması amacıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Düzce'nin verimli topraklarında yetişen, birbirinden farklı, şifa ve lezzet kaynağı otların tanıtılmasını amaçlayan ve bu yıl 7.'si düzenlenen Geleneksel Düzce Otları Bereket Festivali de bu yıl Konyaalp'te ziyaretçilerini ağırlayacak. Konyaalp, antik kentinde yapılan hazırlıkların tamamlanması ve dün düzenlenen kortej yürüyüşüyle renkli görüntülerle başlayan festival, Düzce'lerin hem eğlenmesine hem de yeni bilgiler öğrenmesine vesile olacak. Festivalin ilk gününde Konyaalp Antik Tiyatro kazılarının bulunduğu alan çevresinde kurulan standlar, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Öz'ün ev sahipliğinde, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Nedim, Düzce'de şifalı ve yenilebilir otlar ile yöresel ürünlerin tanıtımı için her yıl yapılan Düzce Otları Festivali'nin 7.'si Konyaalp Antik Kenti'nde başladı. Düzce'nin dört bir yanında yetişen otların tanıtımının yapıldığı festival sokağına Konyaalp, Osman Gazi ve Akçakoca Bey'in at üzerindeki figürleri yoğun ilgi gördü. Çok anlamlı da bir yerde yapılıyor. Biliyorsunuz tarihi antik kentin önündeyiz. Düzce Belediye'mizin önderliğinde uzun süredir kazı çalışmaları da devam ediyor. Sonra yaklaşıldı. Tarihiyle, doğal güzelliğiyle zaten güzel olan ilimize bu ot festivali de 7 yıldır ayrı bir güzellik katıyor. Ben bu organizasyonda emeği geçen Ayşe Düzce Belediye'miz, buradaki bütün sivil toplum kuruluşlarımızın tamamına teşekkür ediyorum. Bugün burada dağ çileğinden ilimizin meşhur otlarına kadar her türlü hem mamul halinde hem de ham madde halinde tamamı var. Biz herkesi mutlaka bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Peki kaç gün devam edecek? 3 gün devam edecek. 3 gün boyunca bütün Düzceliler gelip burada görebilir. Meclis Başkan Vekili Hüdaver Gösterişli Başkanlığı'nda gerçekleştirilen toplantıda bir önceki meclis toplantı tutanak özeti oy birliğiyle kabul edilerek komisyonlara havale edilen gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi. Düzce Belediye Meclisi Temmuz ayı 2. birleşiminde ilk gündem maddesi olan
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen halı saha hizmetlerinin 2023 gelir tarifesine eklenmesi talebi oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin ikinci maddesinde görüşülen toplu taşıma tarifelerinde değişikliğe gidilmesi maddesi oy çokluğuyla kabul edilirken Hukuk Komisyonu'na havale edilen Bahçeşehir Bölgesi Rehabilitasyon Projesi maddesi de oy çokluğuyla meclisten geçti. Temmuz ayı meclis ikinci toplantısı İmar Komisyonu'na havale edilen gündem maddelerinin görüşülerek karara bağlanmasının ardından bir sonraki toplantının 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü saat 19'da yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi. Sporculardan ücret alınmaması koşuluyla halı saha tesislerinin kullanım ücreti alınmaması, oy birliğine kabul edilmiştir. Teşekkür ederim. Gündemin birinci maddesi, gelir tarifesi, konu plan ve bütçe komisyonuna. Düzce Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü 12 ay boyunca rögar ve fosfetiklerde gerçekleştirilen larvasit ilaçlama ile haşerelerle mücadele ediyor. Ekipler sıcakların artmasıyla birlikte yaz ayları boyunca sineklere karşı uçkun ilaçlama işleminde bulunmayı sürdürecek. Ekipler bir yandan rutin ilaçlama faaliyetlerini sürdürürken Mayıs ayının ikinci haftasından itibaren de Amerikan beyaz kelebeği ile etkin mücadele başlattılar. Gündüz saatlerinde şehir içerisinde ilaçlama yapılamadığı için gece saatlerinden itibaren şehir işlerinde ve mücavir alan içerisinde bulunan tüm bölgelerde etkin mücadelesini aralıksız olarak devam ediyor. Düzce İl Emniyet Müdürü Yunus Emre Ünver'in geçtiğimiz günlerde tebdili kıyafet ile sokaklara çıkarak yasalara uygun olmadığı halde araçlarına uygunsuz aparatlar takan, yüksek sesli müzik dinleyen araçlara yönelik yaptığı çalışmanın ardından il merkezinde çalışmalar devam ediyor. Araçlarında yüksek sesle müzik dinleyip çevreye rahatsızlık veren sürücülere emniyet ekiplerince cezalar yazıldı. Bu çerçevede son bir hafta içerisinde araçlarından yüksek sesle müzik yayını yapan 41 araç sürücüsüne 17.876 lira ceza işlem uygulandı. Kaza Temotu yolunun Bolu geçişinde Yeniçağ ilçesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara istikametine gitmekte olan DS yönetimindeki 16 LRS 47 plakalı tır ile aynı istikamette seyreden FEÜ idaresindeki 12 AL 772 plakalı yolcu otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle biri ağır 18 kişi kazada yaralandı. Durum 112 acil çağrı merkezine bildirildi. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince kazada yaralanan 3 kişi ayakta tedavi edilirken 15 kişi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücüler Yeniçağ gişelerinden D100 karayoluna yönlendirildi. Otobüs ve tırın yoldan kaldırılması ile yol tekrar trafiğe açıldı. Sayın Valim, olayla ilgili bilgi alabilir miyiz? Kaç yaralı var, durumları ne? Şimdi bu gece meydana gelen kazada 18 yaralımız var.
bir tanesi ağır, bir tanesinin de durumu biraz ağıra yakın. Diğerlerinin de yaralı. 15 kişi toplam hastaneye sevk edildi. 3 kişi de kendileri iyi hissettiği için tedavi almak istemediler. Bütün tedbirler alındı. Bütün yaralılar hastaneye de sevk edildi. Şu anda kendilerine müdahale yapılıyor. Burada bir tırın makas atması sonucunda otobüse çarpması sonucunda kaza meydana geldiğini değerlendiriyoruz. Şu anda biraz trafik yoğunluğu vardı bu kazadan dolayı. Onları da arkadaşlar, trafik polislerimiz yolun rahatlaması için şu anda çalışma yürütüyorlar. Kısa süre içerisinde normal trafik akışını vereceğiz. Hepimize geçmiş olsun. Efendim, makaslama mı, makas atma mı? Şimdi onu tam makas atıyorum. Netleştiremedik. Tabii yolcumuzun söylediği makas atma diyor da ona bakacağız. İnceleme neticesinde ortaya çıkacak o. Teşekkür. Sonradan bir baktık. Araba çalmasıyla herkes orada kafasını şeye vurdu. Siz otobüste miydiniz? Ben de otobüsteydim. Kafamızı vurduk işte. Çoluk çocuk vardı çok. Onlar da işte bayağı bağırdılar. Sonuçta şey diyorlarmış, makas atmamış bir kamyon. Makas attığından dolayı da direkt zaten şoför bey bir yere kıramayın da arkadan mı geçmiş? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bana doğru diyorsan, bu üçüncü şeride kayınca otobüsü arkadan çarptırırlar. Üçüncü şeriden çarptıktan sonra olmak. Makas atma çarptıklar. Kaza Pamukova ilçesi Yenice Mahallesi mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya istikametinden Bilecik istikametine doğru seyir halinde olan Selim Ağa İdaresi'ndeki cam yüklü 34 BLH 388 Dorsa plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin neticesinde kontrolden çıktı. Savrularak bariyerlere çarpan araç alev aldı. Hafif yaralanan tır sürücüsü araçtan son anda çıkarak yanmaktan kurtuldu. Bir süre sonra alev topuna dönen tır adeta bomba gibi patladı. Adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaralı sürücü ise Pamukova ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Çarpmanın etkisiyle tırın çekici kısmından fırlayan motor parçaları ve bariyerler karayoluna saçıldı. Kaza sebebiyle D650 karayolu Pamukova ilçe girişinde ulaşım kısa süreli olarak durdu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu bölgede trafik akışı alternatif güzergahtan sağlandı. Yangının tamamen söndürülmesinin ardından trafik tek şeritten kontrollü olarak verildi. Sakarya'nın Pamukova ilçesindeyiz. Tır patlaması oldu. Ekiplerimiz olaya müdahale ediyor. Feci bir patlama yaşandı şu anda. Trafik hemen kilitlendi. Yoğun bir zincir oldu. Adam kurtulmuş. Ömer almışlar mı? Geriden çek. Bolu'da bir haftadır süren aşırı sıcaklar yerini yağışlı havaya bıraktı. Yüksek kesimlerde 2 gün boyunca sağanak yağış etkili oldu. Göynük ilçesine bağlı Yukarı Kınık Köyü yaylasında yağmur yerini dolu yağışına bıraktı. Dolu nedeniyle yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı. Dolu sonrasında çektiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan köy sakinlerinden Ali Karaoğlu'nun paylaşımına kar mı yağdı şeklinde yorumlar geldi.